İnsan ömrü su misali yerinde durmadan akıp giden ve sonunda varacağı yere kadar giden bir ömürdür. Su denize erişirken insan da daha ötesi ahiret menziline varır. Ama asıl olan ölüme hayıflanıp ağlanmak değil, sonradan arkaya ne bıraktığımıza bakmaktır. Hani milli şairimizin de bize nasihat niteliğindeki bir ifadesi var. Ölen insan mıdır? Ondan kalacak şey eseri. Bir merkep göçtü mü? Ondan da nihayet semeri diye buyuruyor ya. Yani insan öldüğü zaman akıllı bir varlık olduğundan hayvanlardan bizim farkımız olması lazım. Topluma yaptığımız hizmetlere, insanlar için açtığımız çığırlara bakmamız lazım. Sevgili Peygamberimizin de bizlere ifade buyurduğu gibi hayrun nas men yanfa'un nas. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Onun için hem dünyada hem de bundan sonraki hayatımızda ahiret için hayırlara vesile olacak güzel işlere imza atmak için Cenab-ı Allah'a şükür Serhat şehrimizde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Tabii buradaki en büyük gücümüz, felsefemiz şu. Bu şehirde hizmet ederken hep şuna baktım. Ataullah İskender'in de ifade ettiği gibi Cenab-ı Allah'ın yanındaki kıymetini, değerini ölçmek istiyorsan Allah'ın bu dünyada seni ne ile meşgul ettiğine bak buyuruyor ya. Rabbimize şükürler olsun. Bu Serhat şehirde insanlara faydalı olmak, insanlara hizmet etmek için din görevlilerimizle, şube müdürlerimizle, Duran Bursa hocalarımızla beraber çok güzel hizmetler yapmaya gayret ediyoruz efendim. Neler yapıyoruz? Dini danışma görevi yapıyoruz. Aileye ve aile bireylerine yönelik çalışmalarımız oluyor. Evlilik hazırlık süreci ile ilgili çalışmalarımız oluyor. Anne baba çocuk ilişkileriyle alakalı yine boşanma, nikah gibi mevzularda. Onun dışında eşler arası iletişim problemleri, çevre ahlakı, çevre duyarlılığı, zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi yani aileyi ilgilendiren, aileye dair her türlü konuda konferans, panel, seminer, sohbetler gibi birçok faaliyetimiz oluyor. Bizlere gelen danışanlarımız yüz yüze gelebildiği gibi bürolarımıza telefonla da bize ulaşabiliyorlar. Bizler toplumumuzun her kesimini, kadın, erkek, çocuk her kesimini kucaklayıcı ve kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ederek onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir çocuk dünyaya anne ve babanın yanında dünyaya gelir. Ve bir insanın eğitimi aslında ta doğum öncesi, anne karnında başlar. Dolayısıyla bir çocuğun dünyasını oluşturan öncelikle ilk eğitimini aldığı kişiler anne ve babasıdır. Biz aileye ulaşabilirsek, mutlu bir ailede, problemlerini çözmüş bir ailede sağlıklı bireyler yetişecektir. Ve sağlıklı bireyler sağlıklı toplumları oluşturacaktır. Bu yüzden eğer müreffeh toplumlar istiyorsak öncelikle ailelere ulaşmak zorundayız. Çünkü bugün bilimsel olarak da travması olan, hayatta barışıklığı kesilmiş, birçok problem yaşayan, hatta evliliğinde sorun yaşayan kadın ya da erkeklerin ya da toplumda problem oluşturan sorunların arka planında ta çocukluğundan kaynaklanan bir takım problemler olduğunu görüyoruz. Bu da bizim aileye ulaşmamız gerektiğini, onlara dair çalışmalar yapmamız gerektiğini öğretiyor. Biz COVID-19 nedeniyle çocukları kursa getirmek amacı yani kafamda oluşturdum. Çünkü ben kendim Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'a gidemedim. Yani burada kaldığım sürece iyi bir değerlendirme yapmak istedim. Dolayısıyla çocukları buraya getirdiğimde gerçekten ben kendi adıma da çok mutlu oldum. Niye diyeceksiniz? Çünkü benim kendi özümde de yani dini bilgi zayıflığım çok vardı yani. Ben çocukları buraya getirerek onların eğitimine bir katkı sağlayarak kendim için de
çok şey öğrendim. Yani bir takım sorular oluyor. Hocamıza mesela soruları soruyorum. O benim kafamdaki o sorulara cevap veriyor. Ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Manevi bir huzur buluyorum gerçekten burada. Ve herkesin mesela kafasında hayatında bir haritası olur ya. Mesela benim İslam haritamda puzzle'larım çok eksikti. Ben buraya gelerek o puzzle'larımı yerine koymaya çalışıyorum. Bir defa biz özellikle Kars'ta aile ve dini rehberlik bürolarını tanıtmak için uğraştık. İlk başta tanıtacağımız noktalar Diyanet'in her zaman ulaşabileceğimiz Kur'an kurslarımız olmuş oldu. Ve Kur'an kurslarımıza, camilerimize giderek hanımlarla bir bütünlük oluşturmaya çalıştık. Daha sonrasından mesela Diyanet'in şu anda eğitim vermiş olduğu 4-6 yaş anaokulları var ve biz 4-6 yaş anaokullarına, seminerlere, veli seminerlerine gitmiş oluyoruz ki 4-6 yaş veli seminerlerinde şunu düşünmek lazım. Çocuk nasıl ki okulda büyük bir eğitim görüyorsa o eğitimi evde de tamamlaması lazım ve tamamlaması için biz elimizden geldiği kadar velilerle iletişim kurmuş oluyoruz. Onlarla sıkıntıların ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Yine büro olarak hizmetlerimizden ayrı bir tanesi cezaevine gitmiş oluyoruz. Cezaevine mesela ben ilk gittiğim zaman kendimi çok garip hissetmiştim ama onlardan da öğrendiğim şu olmuştu. Herkesin hayatta ikinci bir şans hakkına sahip olduğunu öğrendik ve o insanların da aslında bilgi eksikliğinden dolayı yanlışlar yapabildiğini ve bu yanlışlardan bir şekilde dönülebileceğini anladık ve bu bizim en önemli hizmetlerimizden bir tanesi olduğumuzu düşünüyoruz. Yaklaşık bir yıldır biz burada faaliyetlerimize başladık. Öncelikle tabii ki bir alt yapı çalışması yapmamız gerekiyordu. Yani ADRB üyelerini oluşturmamız, bir ekip oluşturmamız gerekiyordu. İşte bununla başladık. Ekibimizi oluşturduk ve çalışmalarımızda şöyle bir yıllık süreci değerlendirdiğimizde pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ayırmak gerekir açıkçası. Pandemi öncesi dönemde neler yaptı Kars ADRB Bürosu? Öncelikle tabii ADRB Büromuzu tanıtımına yönelik çalışmalarımız oldu. Tanıtım seminerleri yaptık. 4-6 yaş veli seminerlerimiz oldu. Evliliğe ilk adım seminerlerimiz oldu. Çiftlerimize, nişanlı çiftlerimize, yeni evli çiftlerimize, evlenecek olan kişilere. Yine kredi yurtlarında üyelerimiz tarafından haftalık düzenli programlarımız oldu. Pandemi sonrası neler yaptık? Tabii pandemi öncesi yüz yüze devam eden birçok faaliyetimiz online'a dönmek zorunda kaldı. Fakat açıkçası biz hizmetimizi bu anlamda durdurmadık. Devam etmeye çalıştık. İmkanlar ve şartlar nispetince online olarak yine hadislerle İslam dersimiz, aileye yönelik ilmihal derslerimiz, yine aileyi alakadar eden özellikle sure ve ayetlerden hareketli tefsir derslerimiz devam etti. KYK yurtları biliyorsunuz eğitim durdurulunca o öğrencilerimizle irtibatımızı kesmemek adına onlardan oluşturduğumuz gruplarla biz yine derslerimize devam ettik. Onlara manevi desteğimizi sürdürmek adına. Haftalık bir konu bir konuk adıyla her hafta bir konuyla yine online olarak gruplarımıza hizmeti bilgilendirmeye devam ediyoruz. Şimdi öncelikle yüce dinimiz İslam'ın bütün bize koymuş olduğu ibadet esaslarına baktığımızda bütün ibadetlerin temelinde ahlaki olgunlaşma yatıyor. Dolayısıyla bizim hayat alanımız veya bizim dünyadaki hayatımız sadece camiden ibaret değil. Hani وَعْبُدُ رَبَّكِ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ buyuruyor ayet-i kerime bizlere. Yani ölüm gelinceye kadar Cenab-ı Allah'a ibadet edin. Şimdi ibadet deyince biz sadece 5 vakit cami veya Ramazan'da oruç, malımızdan zekat anlıyorsak eksik anlıyoruz. Bizim bu şehirdeki
en büyük faaliyetlerimizin bir tanesi aile ve dini rehberlik büromuz. Şehrin yapısı itibariyle biraz bu şehirdeki aile yapıları çok farklı. Vatandaşlarımız soru sormaya çok çekiniyorlar. Biz bunu vatandaşlarımızın daha kolay soru sorabilmesi için aile ve dini rehberlik büromuzu müftülük binamızın dışında özellikle bayan hocalarımızın uhdesinde açmaya gayret ettik. Tabi burada şu çok büyük avantajımız oldu. Buradan büyüklerimize teşekkür edeyim. Bizlerin nikah kıyması, mesela nikah merasiminden önce onlara sohbet yapmamız veya nikah merasimi esnasında nikah kıyarken onlara böyle bir takım spot cümlelerle bir takım şeyler söylememiz çok etkili olduğu kanaatindeyim. Yine aile dini rehberlik bürolarımızın özellikle sevgi evlerinde, aile içindeki şiddetten dolayı sevgi evlerine kalmış olan insanlarımıza karşı da çok güzel faaliyetlerimiz var. Sevgi evlerimizde, yine yaşlı bakım evlerimizde, özellikle bu pandemi döneminde vefa destek gruplarımızla beraber çok güzel hizmetlerimiz orada onlara karşı. Sevgi evlerinde yaptığımız yani sadece buraya gelen insanların sorularını cevaplamak değil, halkın içerisinde, insanın arasında ulaşabileceğimiz her yere ulaşarak onlara hizmet etmeye yine gayret ediyoruz. Aslında bizim hayatımızın her alanı çalışmakla geçiyor. Yani yeri geliyor işte yakın arkadaşınız, yeri geliyor belki komşunuz sizden danışmanlık istiyor. Ve insanların size bakış açıları şöyle, her şeyini paylaşabilme duyguları, bu çok güzel bir şey. Bunu da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz biz bu noktada. Kur'an kurslarımıza yönelik hizmetlerimiz var. Yatılı Kur'an kursumuza yönelik hizmetlerimiz var. Onun için özellikle duruyoruz. Oradaki genç kızlarımıza bir manevi danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Çünkü zorlu bir hafızlık eğitiminden geçiyorlar. Ve o noktada yardımcı olmak noktasında onların üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi farklı faaliyetler olmuş oluyor. Dediğimiz gibi hayatın her alanı için uğraşmış oluyoruz. Aile dediğimiz toplumun temel yapısıysa ve aile bütün toplumun kalesi ise o kalenin sağlam olması en önemli unsurlardan biridir. Ki şunu şöyle düşünelim, siz ne hata yaparsanız yapın, aileniz bir şekilde sizi kucaklayacaktır. Ama o aile sağlam olmadığı zaman siz hata yapsanız bile ya da işte kucaklamak isteseniz bile aile olmadığında o hatanın geri dönüşü olmayacaktır. Ve toplumun çekirdeği olan bir yapıyı ayakta tutmak ve manevi değerleri ayakta tutmak en güzel olan bir şeydir. Aile olmadığı zaman milletin de yıkılacağını düşünenlerdenim ben şahsen ki en önemli sığınak olduğunu düşünüyorum ve insanın huzur bulduğu mekan, insanın huzur bulduğu mekan korunaklı olmalıdır bence. Öncelikle şunu ifade edeyim, gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Geleceğimiz olduğu için gençlerimiz ilimizde manevi rehberlerin, manevi rehberlerimizin önderliğinde, manevi rehberlerimizin katkısıyla 7 tane öğrenci yurdumuz var, KYK yurdumuz var. Yine bizim Diyanet Vakfımızın tutmuş olduğu evlerimiz var. Buradaki faaliyetlerimize yine başkanlığımızın bize göndermiş olduğu talimatlar doğrultusunda oradaki hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu açıdan gençlerimize hizmet ederken tabi bunları göz önüne alarak manevi rehberlerimizin önderliğinde özellikle yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Bunların burada barınma problemleri var, barınma sorunları var. İşin bu tarafıyla da ilgilensek de gençlerimize daha çok manevi açıdan destek olmaya, manevi açıdan rehber olmaya gayret ediyoruz. Şöyle öncelikle en göz önünde olan ve insanların en çok
takdir ettiği faaliyetlerimizden bir tanesi sabah namazı buluşmalarımız. Gençlerimiz de yurtlardan onlara servis imkanı sağlayarak şehrimizin farklı camilerinde, özellikle şehrimizin manevi mimarı, manevi fatihi Ebu'l-Hasan Harakani'nin metfun bulunduğu Evliya Camimizde gençlerimizde sabah namazı buluşmaları ve sabah namazdan sonra gençlerimize sohbetlerimiz. Yine Sarıkamış Şehitliği programlarımız. Yine 5000 yıl milattan önce 5000 yıllık tarihi olan Ani harabeleri. Buradaki gençlerimize gezi faaliyetleri. Tabi bu faaliyetleri yaparken en büyük hedefimiz, en büyük amacımız, yani irşat sadece cami kürsüsünden olmuyor. Bunlara en büyük hedefimiz, en büyük amacımız gençlerimizi buralara götürerek hem oraların manevi atmosferinden onları faydalandırmak hem de buralara gidip gelirken gençlerimize bir takım manevi şeyler vermek en büyük hedefimiz tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, özellikle Kars İl Müftülüğü olarak İl Gençlik Koordinatörlüğü ve ilçe gençlik koordinatörlerimizle bizler gençleri milli manevi duygularını geliştirip, gençleri güzel bir şekilde hazırlayıp, güzel bir şekilde yetişmeleri için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Gençlerin özellikle hem aileleri için iyi bir evlat olma, hem ülkeleri için iyi bir genç olma, hem ümmet olarak iyi bir genç olmaları için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz Kars İl Gençlik Koordinatörlüğü olarak. Özellikle gençlerimizi bulunan tehlikelere karşı koruyup onları güzel bir şekilde burada okudukları sürece güzel bir şekilde yetişip ailelerine güzel bir şekilde dönmeleri için gayret gösteriyoruz. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini ilk yaymaya başlarken gençlerden faydalanmış ve gençleri bu görevde görevlendirmiş, onlara imkanlar vermişse, biz de hem gençleri bu şekilde yetiştirip hem duygularının güzel bir şekilde, iyi bir şekilde, kaliteli bir genç olmaları için onların yanında bulunuyoruz, onlara yardım ediyoruz. Kars İl Müftülüğü olarak özellikle Kredi Yurtlar Kurumu olsun, bunun yanında İl Gençlik Koordinatörlüğümüze başvuran gençler olsun, bunun yanında Kur'an kurslarımızda bulunan gençlerimiz olsun, her daim iletişim halindeyiz. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya, özellikle doğru, sahih dini bilgiyi ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi bulundukları ortamda tabii hem eğlendirmeye çalışıyoruz, hem vakitlerini kaliteli bir şekilde, güzel bir şekilde geçirmeleri için gayret sarf ediyoruz. Burada hocalarımızla birlikte sohbet yapıyoruz. Tabii bu sohbetler bizi maddi, milli manevi duygularımıza hitap ediyor. Hocalarımızla birlikte sportif faaliyetlerde bulunduk. Mesela futbol, masa tenisi gibi. Ondan sonra hocalarımızla birlikte tarihi yerler gezdik. Kars Sarıkamış Şehitlerinin Anma programlarına gittik. Ondan sonra sabah namazı buluşmaları yapıyoruz hocalarımızla birlikte. Tabii bu faaliyetleri her zaman sürdürüyoruz. Tabii bu bizim için bir fırsat oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı çalışmalardan en güzellerinden biri de bu bence. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Tabii gençlerin enerjisi, gençlerin dimağı çok geniş. Gençlerin hızına yetişmek hakikaten günümüzde çok önemli. Gençlerle manevi danışman odalarımızda birebir ilgilenerek, onların maddi manevi sıkıntılarıyla bizatihi yakinen ilgilenerek
Onlara elimizden geldiğince danışmanlık yapmaya çalıştık. Daha çok manevi danışmanlık kapsamında biz dinleyen taraf olduk. Onların anlatacağı, dertleşeceği, maddi manevi sıkıntılarını içini dökeceği bir abiye, belki bir hocaya, belki bir arkadaşa, belki bir sırdaşa ihtiyaçları olduğunda ilk etapta manevi danışmana başvuracaklarını orada hissettirdik. Ayrıca yine gençlere tabii ki KYK'da kaldıkları için genelde dışarıdan geldikleri için Kars'ı tanıtma adına Ani Harabeleri, Çıldır Gölü, Kars müzelerini, tarihi yerlerini, özellikle Kars Kalesi'ni ve Kars'ın değerlerini biz ne yaptık? Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. KYK bünyesinde sadece bizim ülkemizin dört bir tarafından gelen öğrenciler değil, dünyanın dört bir tarafından gelen Orta Doğu'dan, Afrika'dan, özellikle Afganistan, Çad, Somali ülkelerinden gelen yabancı öğrenci kardeşlerimiz de vardı. Onların adaptasyon sağlamasında elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Maddi manevi konularda onlara elimizden geldiğince yardımcı olduk. Yeri geldi onlara burs ayarladık. Yeri geldi onların sıkıntılarıyla ilgilendik. Onların Kars'taki adaptasyon sürecine elimizden geldiğince yardımcı olduk. Ben Muhammed İshak Reşidi, Afganistanlıyım. Kars Kafkas Üniversitesi'nde yüksek lisans matematik bölümünde cebir ve sayılar devresini okuyorum. Şu anda tez aşamasındayım. İnşallah yakın zamanda yüksek lisanstan mezun olacağım. Ve Kars Paşaçehir yurdunda 2 yıldan beri orada kalıyordum. Orada kalıyordum, yaşıyordum. Yani orada bir tane hocamız var idi. Yani adı Yasin Eriz, danışman, manevi danışman olarak burada Diyanet Vakfı'nın tarafından orada görevliydi. Her zaman mesela biz geliyorduk, konu yanında muhabbet ediyorduk, konuşuyorduk. Yani hep konular İslam üzerindeydi. Yani başka bir İslam üzerinde, yani teknoloji üzerinde böyle bir şekilde muhabbet ediyorduk. Yine bizler gerek il müftülüğümüz bünyesinde bulunan okuma salonumuzda gençlerle bir araya geliyoruz. Gençlerle muhabbetler ediyoruz. Gençlerimizin hem farklı bölümlerde okuyan gençlerimizin hem o bölümlerde yetişip bunun yanında dini ilimleri öğrenip dini anlamda da ahlaki anlamda da iyi bir genç olmaları için onlarla bir araya geliyoruz. Onlarla dersler yapıyoruz. Onlarla okumalar yapıyoruz. Onlarla kitap kritiği yapıyoruz ve onların vakitlerini güzel bir şekilde geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanında il müftülüğü olarak özellikle Sayın Müftümüzün bize sağladığı imkanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bize sağladığı imkanlarla beldemizde şehit olan şehitlerimizin taziyelerine gençlerle beraber gidip gençlerin milli manevi duygularının gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyor ve gençleri bu yolda bilinçli olmak için onları oralara götürüp oralarda o ortamı kendilerine gösteriyoruz. Özellikle bu pandemi sürecinde İl müftülüğü olarak ve il müftülüğü gençlik koordinatörlüklerimizle, ilçe gençlik koordinatörlüklerimizle gençlik söyleşileri adı altında yaptığımız gençlik buluşmaları var. Bizler bunları hem il müftümüz hem il müftü yardımcımızla ve diğer görev alan hocalarımızla bu faaliyetimizi de yürütüyoruz ki genç kardeşlerimizin bu pandemi sürecinde de yanında olduğumuzu ve kendileriyle muhabbet halinde olduğumuzu kendilerine gösteriyoruz. Son olarak Serhat şehrimiz Kars'tan genç kardeşlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Bizler her daim buradayız. Kars İl Müftülüğü olarak, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak, ilçe gençlik koordinatörlüklerimiz olarak bizler buradayız. Her zaman genç kardeşlerimizin muhabbetine, sohbetine kapımız açık. Onlara her zaman dinleyecek vaktimiz var. Burada kendilerini hiçbir zaman yalnız
hissetmesinler. Her daim bizlerin onlar için açık bir kapımız olduğunu bilsinler. Yine KYK'da görev yapmanın gerçekten çok önemli, çok ulvi bir sorumluluğunun bilincinde olarak gençlerimize Kur'an-ı Kerim öğrenme noktasında yardımcı olduk. Hadis okumaları ve kitap tahlilleri yaparak gençlerimizle birlikte bu dini ilimleri elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yine KYK'daki gençlerimize yönelik çalışmalarımızdan bahsederken özellikle konferanslar ve seminerler düzenledik. Bağımlılıkla ilgili, kötü alışkanlıklarla ilgili konularında uzman kişileri, davetlileri davet ederek onlardan seminerler ve konferanslar vermelerini istedik. Sağ olsunlar üniversitede bu minvalde bize yardımcı oldu. Bütün kurumlarla, aslına bakarsanız bütün kurumlarla etkin bir şekilde, iletişimli bir şekilde yürütmekteyiz bunları. Her fakülteden, her bölümden öğrencimizle birebir iletişim kurarak, onların da kimlerle daha iyi irtibata gireceklerini sağlayarak bütün bölümlerden, bütün alanlardan birbirleriyle kaynaşmalarını sağladık. Dolayısıyla da mesela burada Kars'ın iklimi çok serttir. Yani soğuğu, karı bayağı fazladır. Dolayısıyla biz bu gençleri belki 2-3 kişiyle başladığımız sabah namazı gençlik buluşmalarını yeri geldi 2-3 arabayla, otobüsle, minibüsle 2-3 arabayla birlikte her camiyi dolaşarak onlarla sabah namazı gençlik buluşmaları gerçekleştirdik. Çok şükürler olsun. Tabii bu gerçekleştirmelerde il müftümüzün payı çok büyüktür. İl gençlik koordinatörümüzün payı çok büyüktür. Cami hocalarımızın, din gönüllüsü hocalarımızın payı çok büyüktür. Allah hepsinden razı olsun. Yine KYK gençleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Sportif faaliyetler gerçekleştirerek, mesela halı sahadır, masa tenisidir, efendime söyleyeyim, onların satrançlarıyla birlikte satranç takımları kurarak birbirleriyle mücadele etmesi, o tatlı sert mücadelelerle birbirleriyle kaynaşmaları hakikaten takdire şayan bir durumlardır. Öncelikle bu bağımlılık deyince din görevlerimizden başlamamız lazım. Yani bizim din görevlilerimizden öncelikle başkanımızın da bize riyasetinde ilimizde en önce yaptığımız şey din görevlilerimize sigara bıraktırmak. Çünkü bize örnek olmamız lazım. Öncelikle bizim örnek olmamız lazım ki ondan sonra diğer faaliyetlere geçmemiz lazım. Bu açıdan bizler burada en önce din görevlilerimize sigarayı bıraktırma faaliyeti, hatta birkaç tane arkadaşımızı da bu anlamda umreyle ödüllendirdik. Tabii bağımlılık deyince sadece aklımıza sigara ve alkol bağımlılığı gelmesin. Tabii en önemli şeyler bunlar ama medya bağımlılığı var. Daha doğrusu gençlere bizim alternatif hizmetler sunmamız lazım. O yüzden böyle manevi rehberlerimizin yine faaliyetiyle beraber bizim burada kahvehane sohbetlerimiz çok önemli yer kapsıyor. Çok güzel geri dönüşler arıyoruz. Bağımlılık kişinin ruh ve beden yapısına derinden etki eden ve toplumu tahrip eden gerçekten büyük bir problem. Dolayısıyla bağımlılık ekonomik ve sosyal sıkıntıları da beraberinde getiren, yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Bağımlılığa sebebiyet veren uyuşturucu ve diğer maddeler ile devletimizin hem mali hem de gençlik kaynakları maalesef yok edilmek istenmektedir.
Dünyanın en genç nüfusuna sahip olmamız uyuşturucu kartellerini iştahını kabartmakta ve bu milletin evlatlarını hedef haline getirmektedir. Bundan dolayı birey olarak, toplum olarak, kurumlar olarak her kesimin bağımlılıkla mücadele etmesi gerekiyor. Yani bağımlılıkla mücadele her yönden olması gerekiyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle bize bu görev tevdi edildikten sonra Kars İl Müftülüğü'ndeki çalışmalarımıza biz başladık. İlk önce bünyemizdeki din görevlisi arkadaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda seminerler verdik. Daha sonra ilçe müftülüklerimize misafir olduk. Buradaki din gönüllüsü arkadaşlarımızla buluştuk. Onlara bağımlılık konusunu anlattık. Bir farkındalık meydana getirmeye çalıştık. Gittiğimiz ilçelerde ilçe bağımlılık koordinatörü belirledik ki orada da bağımlılıkla mücadele devam etsin. Ve gittiğimiz ilçelerin merkez camilerinde de o gün öğle namazında bağımlılık konusunu işledik. Vaaz ve irşat hizmetinde de bulunduk. İl merkezimizde bulunan yatılı Kur'an kurslarına gittik. Oradaki öğrencilerimizle buluştuk. Özellikle teknoloji ve oyun bağımlılığı konusunu gündeme getirdik. Çocuklarımızı bu konularda çeşitli mesajlar verdik. Daha sonra paydaş kurumlarla ki Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Müdürlüğü ile jandarmayla, emniyetle beraber yapmış olduğumuz programlar var bizim. En son Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir ilköğretim okulu için sabah namazı buluşması yapmış idi. Biz de orada çocuklarımıza özellikle oyun bağımlılığını anlattık. Ve çocukları bu konularda bir farkındalık kazandırmaya çalıştık. Yaklaşık bir 10-11 aydır sigarayı bıraktım. Hocamız, Ömer hocamız bağımlılıkla ilk koordinatörü. Bu ilk önce personelden geldi, başladı, toplantılar yaptı. Personelle görüştü. İşte benim de yanıma geldi. Beraber görüştük, sigaranın zararlarını anlattı. İşte hem maddi, manevi, sigaranın haram olduğunu söyledi. İşte böyle, yani ben de bırakmayı düşünüyordum. Çok memnunum tabii ki. Yani nefes almam düzenleşti. Yürürken çok nefes nefese kalıyordum. Sonra o pis koku üzerimizden gitti. Şu anda mesela dışarıdan biri sigara içtiği zaman onun kokusu yani beni çok etkiliyor. İl merkezimizde bulunan yerel televizyonla zaman zaman bu konuyu bağımlılık konusunu gündeme getiriyoruz. En son Ramazan ve bağımlılık konulu bir sohbetimiz olmuştu. Valiliğimiz ve il müftülüğümüzün istişaresiyle sahaya çıkalım dedik ve kıraathaneleri biz ziyaret edelim dedik. Ve halkımızın tabiriyle kahvehane ziyaretlerimiz oldu. Orada insanımıza bağımlılık ve tehditleri konulu sohbetler yaptık. Gerçekten güzel geri dönüşümler aldık. Teşekkür ettiler. İlk başlarda biraz tedirgin oldular ama daha sonra yani kaygımızın gelecek nesil olduğunu, gençlerimiz olduğunu, çocuklarımız olduğunu, bağımlılığın büyük bir tehdit olduğunu anlatınca teşekkür ettiler. Beraber çayımızı içtik ve oradan ayrıldık. Bu da ilimizde güzel bir çalışma oldu. Bağımlılık milleti yok ediyor. Yani bağımlı olan bir kişi aile bireylerine yük, devlete yük, sağlık hizmetlerine yük. İstiyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı bütün gençlerimiz vatanını, milletini seven, sağlıklı bir birey olsun. Hem aklı muhafaza hem de bedeni muhafaza edecek şekilde bir hayat yaşasın ve bu aklını,
efendime söyleyeyim, bedenini yok edecek bağımlılıklardan uzak kalsın. Bu manada öncelikle eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Vaaz ve hutbelerde bunu gündeme getiriyor. Ve bize bir bağımlı geldiği zaman da YEDAM gibi, AMATEM gibi devletimizin diğer kurumlarına biz yönlendiriyoruz. Yine kardeşlerimiz bize rahatlıkla gelebilirler. Yani bu konuyla ilgili, yani bağımlılıkla ilgili bir anlamlandırmayla ilgili bir sorunlar olursa biz onlara kesinlikle yardımcı oluyoruz. Ve sağlıklarına kavuşması için de işte diğer YEDAM gibi, AMATEM gibi yerlere onları yönlendiriyoruz. Hocamız dedi sakallı, namaz kılana bir insana dedi sigara yakışmıyor dedi. Ağzında dedi koku yandaki cemaati rahatsız ediyor. Ondan dolayı dedim hocam ben de sigarayı bırakacağım, içmeyeceğim dedim. Bir üç gün sonra denk geldik. Nasıl sigarayla aran dedi ama 12 yaşından ta 57 yaşına kadar günde 2-3 paket sigara içen biriydim. 2 yıl 9 ay oldu. Tam yıl başında bırakmıştım. Yani şimdi çok rahatım, çok iyiyim. Herhangi bir sıkıntım yok. Hocam tavsiyesi üzerine biz bıraktık. Yani evde çocuklar da bizden memnun oldu. Ağzımızın kokusu. Küçük çocuklar yanında içirdik, rahatsız ediyorduk. Şimdi çok iyi. Peygamber Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'ye bir hitabı var. Bağımlılık konusunu anlatırken biz hep bunu örnek alıyoruz. Diyor ki ey Ali, senin hitabınla Allah'ın bir kişiye hidayet etmesi en kıymetli mallardan daha değerlidir. Senin irşadınla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi kırmızı develerden, yani en kıymetli mallardan daha değerlidir. Biz de diyoruz ki bizim vesilemizle bir bağımlı bağımlılık bıraktığı zaman bizim için en değerli hazine o oluyor. Ondan dolayı bu konudaki çalışmalarımızı da bu sahnede geçen Peygamber Aleyhisselam ve Hazreti Ali arasında sahnede geçen olaylara göre yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten de bulunduğumuz ilde de böyle bir sıkıntı var. Yani özellikle madde bağımlısı olan kardeşlerimiz bir türlü gelmiyorlar, konuşmuyorlar. Teşhir olacağız diyorlar. Haklı olarak öyle bir düşünceleri oluyor. Ama şunu kesinlikle söyleyelim. Yani bize bir bağımlı geldiği zaman biz inanın onun ismini dahi sormuyoruz. Biz onun sıkıntısına nasıl çare olabiliriz onu düşünüyoruz. Yoksa o hiçbir zaman teşhir olmuyor. Ve geldiği zaman onun bütün sorularına cevaplamaya, en azından onu dinlemeye çalışıyoruz, onu dinliyoruz. Yani iyi bir dinleyiciyiz ve onu yönlendireceğimiz ve o hastalığının iyileşeceği yerler memleketimizde var. Bunu unutmasınlar. Yani bir bağımlı kesinlikle bağımlılıktan kurtulabilir. Bunun tedavisi Türkiye'mizde var. Yeter ki cesaretle gelsinler. Hiçbir zaman teşhir olmuyorlar. Hiçbir zaman onların isimleri verilmiyor, görüntüleri verilmiyor. Konuştuklarımız sır gibi aramızda kalıyor ve onları tedavi olacakları yerlere biz yönlendiriyoruz. YEDAM'la da zaten konuşuyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var bizim burada. Onlarda da aynı şekilde. Orada da kesinlikle bir teşhir etme, görüntü verme kesinlikle yok. Kardeşlerimiz böyle bir sıkıntıları varsa hem bize gelebilirler hem YEDAM'a gidebilirler. Her türlü yardımı yapmaya biz hazırız. Öncelikle medyada çok sık yer alan din görevlilerimizin büyük bir çoğunluğu, Türkiye genelinde %70'i, bizde de ben şöyle bir istatistik yaptım. Mesela merkezde görev alan 65 personelimizin 57 tanesini vefa destek gruplarında görevlendirdik. Tabii köylerimize, ihtiyacını göremeyen vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla. Tabii bu arada camilerimiz kapalı olduğu için caminin kürsülerinden vatandaşlarımıza hitap etme şansımız olmadı. Bundan dolayı şehrimizde olan yerel televizyonlarda her gün aşağı yukarı veya her gün olmasa bile haftanın 5 günü, 6 günü mutlaka
halkımızın evlerine ulaşmaya gayret ettik. Diyanet televizyonumuzun programlarını şehirde halkımızın görebileceği yerlere asarak Diyanet televizyonunu izlemeye biraz daha halkımızı teşvik ettik. Biz de Kars Müftülüğü olarak gerek Facebook üzerinden gerek Twitter üzerinden günlük 5 dakikalık 6 dakikalık video çekerek vaaz irşat programlarını yapmaya gayret ettik. Yerel televizyonlarımızdan da genelde vaazlarımızı yapmaya gayret ettik.